Herkese Bursa'dan selamlar, sevgiler. Yepyeni bir video. Hepiniz hoş geldiniz. Bu kez Bursa'nın sokak lezzetlerini çekeceğiz. Seyyar lezzetlerden sokak lezzetlerine kadar ne varsa hepsi bu videonun içinde olacak. Girişi de böyle yol üzeri, yol kenarı bir yerden yaptım. Hadi gelin Bursa'nın sokak lezzetleri videosu başlasın. Evet, şimdi Bursa'da Kapalı Çarşı'da da ciğerci Mesut Usta'ya geldik. Mesut Usta'm kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk sen abi. Merhaba. Mesut abi kaç yıldır buradasın sen? Tam 30 yıldır. Tam 30. Evet. Çeyrek mi hazırlıyorsun şu an? Evet, şu anda çeyrek hazırlıyorum abi. Domates geldi, ciğer geldi. Evet, şöyle soğanla. Ekmeğini de şöyle yağlıyoruz. Bak, pamuk ekmek oldu abi. Tabii tabii. Değil mi? Evet, harika oluyor abi. Dana ciğeri. Özel bir ciğer yani. Mesut abi, bunun bu şekilde fiyatı ne kadar çeyreğin? Çeyreğin fiyatı 10 lira. 10 lira? Evet. Yarımın fiyatı 20 lira. Bunu çeyrek çeyrek yemek mi makbul abi? Vallahi daha çok tercih ediliyor. Ekmek arası olunca şöyle tabakta porsiyon istiyorlar. Porsiyon da istiyorlar. Evet. Oo, kaşık kaşık. Evet, şöyle şu görüldüğü gibi şu az porsiyon oluyor. Az arkadaşımız porsiyon. O kadar istedi. Evet. Gayet de bulmuş abiydi. Evet. Mesut abi, o zaman bir çeyrek de ben alırım ya. Tabii tabii tabii. Hemen. Telefona bakın. Ciğeri de harika. Vallahi zaten ciğerin namını duyduk geldik Mesut senin. Teşekkür ederiz abicim. Mesut abi, bu tezgah kaç yıldır var dedim burada? Abi tam 30 seneden beri ben buradayım. Aynı yerde. Aynı. Dışarıdaydık. Şimdi içerideyiz burada. Vallahi ben bizim müşteri tanıyor şey zaten. Evet. Abi. Salaş herkes bir yer zaten böyle. Görüldüğü gibi. Aynen öyle. Çok keyifli böyle. Sessiz sakin. Sessiz sakin. Çayını gölgelik, içersin. Serin. Evet. Çayını kahveni içersin. Mesut abi, senin tezgah da çok güzel ya. Evet abi, tezgahımız güzel. Nefis. Tertemiz. Biberlerim burada. Evet. Böyle arkada olup da yani böyle ilgisiz bir olay yok. Herkes abi, böyle ilgileniyor. Abi. Abiye veriyorsun. Ekmeklerini de kessin. Verdim abi. Sana da bir çeyrek yapıyorum. Sana da bir çeyrek yap Mesut abi. Yapayım abi. Tadımlık niyetine. Aha, tadımlık. Şöyle normal standartta nasıl yapıyorsan. Evet, standartımız hep böyledir. Aynen öyle. Abi çaylar buraya bak, abi oturuyor. Bak şöyle görüldüğü gibi. Az değil. Bak çoğu kişi mesela patates falan koyar. Biraz bozuyor patates. Yani bekledikçe. Ben sade, sade ciğer yapıyorum. Arnavut ciğeri. Abi soğan sever misin? Abi az soğan olsun ya. Şöyle sade. Hafif dağıtıyorum. Aynen öyle. Acı, acımız, versin. Değirmen acısı çok acı. Sever misin? Ver ustam ben. Koy abi oraya. Bak abimlere de çay getir. İki tane de abimlere getir bak çay. Mesela çeyrek ne kadar demiştin? 10 lira abi. 10 lira. Evet evet, şöyle 10 lira. 10 lira. Evet. Çok iyi fiyat. Mesela ben onu alıyorum şöyle. Yarımlar 20 lira tabi. Ayaküstü gömüyorum abi. Ellerine kollarına sağlık. Afiyet olsun abicim benim. Siz de hoş geldiniz. Her zaman bekleriz. Bak, o son torpil miydi abi? Evet, üstüne. Eyvallah. Kapak olsun diye abi. Evet, şöyle görüldüğü gibi. Eline sağlık abi. Afiyet olsun. Evet, şöyle güzel bir çeyrek aldım bak. Allah, düştü bir parça. Şöyle üstüne en son pamuk ekmeğini de koydu Mesut Usta. Ben şöyle sağlam bir lokmayla başlıyorum. Ciğerler böyle lokum olmuş, lokum. Şöyle bir parça da ciğerinden atıyorum. Ben bu ekmek arasında devam ediyorum. Bir sonraki durakta görüşürüz. Evet, şimdi de Bursa Heykel'de Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu'nun hemen orada pilavcı Engin Usta'ya geldim. Şöyle gelin Engin Usta'yla tanıştırayım. Bir de o güzel pilavların tadına bakalım. Engin Usta'cığım kolay gelsin, hayırlı işler. Çok teşekkür ederim, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk abi. Seni yeniden gördüğüm için çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sizler de bizim için mutluyuz efendim. Vallahi çok güzel bir tezgah bizi karşılıyor. Çok mutlu gelmekle. Çok teşekkür ederiz efendim. Engin abi. Allah razı olsun. Şu... Emeklerinize. Güzel, güzel bir karışık yapalım mı Engin abi? Tabii hemen. Hemen senin yapalım. O meşhur karışığından. Kesinlikle hemen efendim. Hemen yapalım. Engin abi pilavda baksana. Tel tel. Evet. Kardeşim. Kaç yıl oldu abi? Kardeşim 35 yıl oldu lokanta hayatı. 35 yıl. Pilavda 8 yıl oldu pilava geçtikten sonra. Seyyar arabayla başlayıp tabii, değil mi? Öncesinde 27 yıl esnaf lokantası işletti. 27 yıl. 27 yıl. Daha sonra efendim. Bu işte tavuklu ciğerdi. Bunlar da tabii esnaf tavuğumuz lokantasından değil mi? Tavuğumuz butundan tabii. Tavuğun butundan. Tiftik yapmıyoruz efendim. Bu tavuğun göğüs bonfile etmen efendim. Bu da körülü değil mi Engin evet, abi? Evet, körü soslu. Bu da çok efsane. Bu senin lezzeti. Spesiyel karışığın mı? Evet efendim. Spesiyel karışım Engin Usta'nın. Bu da ciğer. Evet, bu da ciğer. Efsane bir dana ciğer. Vallahi ne güzel oldu o tabak ya. Ayıtlanmış, sinirsiz efendim. Evet, bu şekilde. Evet efendim. Şu anda bu yenmesi için hemen bekleyen bir sabırsızlıkla lezzet. Engin Usta'cığım,
Eline koluna sağlık. Çok teşekkür ederim efendim. Son olarak bir şey daha soracağım. Buyurun. Bu şekilde karışık taban fiyatı nedir şu anda? Şu anda efendim tamam, hemen bakalım şuraya efendim. Güncel çok değişiyor çünkü. Efendim bu 42 lira. Bu şekilde 42 lira. Evet, şimdi onu alıyorum. Masaya geçiyorum abi. Tabii, eline koluna sağlık. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun efendim. Evet, şimdi pilavı aldım. Masaya geldim. Bak şöyle yakından da göstereyim. Ciğer, tavuk, nohut, körülü tavuk, domates var. Karışık şahane bir tabak var. Ben şimdi şu tavuklu kısmından önce bir kaşık alıyorum. Şimdi şöyle ciğerinden alayım. Ciğerli tarafından. Yani o kadar güzel ki hiçbir lezzet de böyle birbirine karışmıyor. Hepsi böyle kenarda. Bir de şöyle köylüsünden alıyorum. Geldiğinizde İngin Usta mutlaka listenizde olsun. Ben şimdi bu tabağı gömüyorum. Bir sonraki durakta görüşürüz. Evet, şimdi de Bursa'da dövme dondurmacı Metin Usta'nın yanına geldim. Metin abi böyle Tahtakale'den başlar, havlucular esnafını geze geze her yeri dolaşır. Metin abicim kolay gelsin. Teşekkür ederim. Nasılsın, iyi misin Metin abi? Hamdolsun. Senin bu dövme dondurman meşhur. Estağfurullah. Sizce öyle. Şöyle güzel bir dondurma alalım senden. İnşallah. Böyle kupaya yapıyorsun değil mi Metin abi? Evet. Sade dondurma bu şekilde. Evet, süt salep, süt kaymağı. Metin abi yeterlidir aslında o kadar bize. Genelde yetmez derler, birazcık daha da olur derler. Yetmez mi derler? Orada ne işlem yapıyorsun Metin abi? Vişne. Evet. Ekşi ekşi iyi olur. Ha. 10 lira az para değil. Hak edelim. Üzerine ekle ekle bitmiyor. Bir de elhamdülillah. Fıstık mı geldi? Fındık. Fındık. Metin abi bu şekilde fiyatı ne kadar bunun? 10 lira. 10 lira. Peki genelde ne taraftasın Metin abi? Bir de sen tarif etsen. Her gün set başı, Kayhan, Cumhuriyet olacağım. Her gün mü? Her gün. Eline koluna sağlık Metin abicim. Estağfurullah. Meşhur para üstü vermeyen bakkal da meşhur amcadan yiyor. Öyle mi? Tabii siz ya. Meşhur para üstü vermeyen bakkal siz misiniz evet, abi? Para üstleriyle dondurmaya. Yani para üstü vermeyen bakkal. Afiyet olsun abi. Metin abicim elinize kolunuza sağlık. Estağfurullah. Ben şimdi Metin abiden şöyle dondurmayı aldım. Bak yakından göstereyim. O kadar böyle yoğun bir kıvam var ki resmen kaşık işlemiyor ya. Şöyle zor da olsa kopardım bir parça. Atıyorum. Yalnız var ya, hakikaten muazzam. Şöyle bir de vişneli tarafından alıyorum. Metin abicim ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Bizim işimiz gönül yapmak. Valla ne güzel söyledin. Eline koluna sağlık, hayırlı işler. Bir sonraki durakta görüşürüz. Burada altı parmağın girişinde köfteci İsmail Usta'ya geldim. Hadi gelin güzel bir köfte yiyelim. Tezgaha doğru gidelim. İsmail abi kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Aylar oldu görüşmeyeli. Evet öyle oldu maalesef. Birazcık öyle oldu. İsmail abi köfteler ne? Izgarada. Köfteler ne muazzam abi. Abimle beraber tam 20 sene oldu. Tam 20 sene ha? 20 sene oldu evet. Daha önce karşıdaydık. Abi sen nasılsın, ne var ne yok? Allah razı olsun. Güzellik elhamdülillah. Valla ne zaman gelsem böyle yan yanasınız ha. Ne vallahi, güzel size böyle yan yana gördüm. Benim bugün abi uğrayacağım çok nokta daha var. Evet. O yüzden böyle hem Sino köftenin tadını alayım. Hem de bir çeyrek yiyip yola öyle devam edeyim istedim. İsmail abi çeyreğe kaç tane köfte koyuyorsun? Çeyreğe 3 tane koyuyoruz abi. Valla gayet ekmeği doldurdu. Evet. Senin köftenin zaten biraz iriceler böyle. Evet öyle. Biraz yeşillik, az da domates. Acayip. Olayı bitireceğiz değil mi? Yeşillik, domates. Soğan az olsun abi. Böyle köftenin tadını alalım. Soğanı aynen yeterli o kadar. Var o. Aynen olsun. Az da yeşillik olsun. Domatesi de çok az olsun. Bir şimdi, parça koysan yeterli. Mis gibi. Acı sever misiniz? Abi az acı olabilir.
Bu şekilde çeyreğin fiyatı ne kadar peki abi? Çeyrek 15 lira abi. 15 lira da çeyrek. Yarım da? Yarım 25 lira. 25 lira. Abi elinize kolunuza sağlık. Ustacığım senin de eline sizin sağlık. Ayağınıza sağlık. Evet şöyle aldım güzel bir yarım. İçinde şöyle köftemle, yeşilliğimle biraz sağlam bir lokma alıyorum. Çok sıcakmış. Getirsen ona bir tane daha koyayım ona ben. 4 tane attım size de şimdi çekim yapıyorsunuz ya. Şimdi şey müşteriye de mi öyle veriyorsunuz diyorlar. Sen bol koyduk. Vallahi ben buranın köftesini zaten çok beğeniyorum. Böyle sulu sulu bir köftesi var. Şöyle köftesinden de bir parça atıyorum. Bursa'ya geldiğinizde burası mutlaka listenizde olsun. Ben şimdi köfteye devam ediyorum. Bir sonraki durakta görüşürüz. Şimdiki durağım da Bursa Emek'te Paşam Diyarbakır ciğerlisi. Burası böyle iri iri Diyarbakır usulü ciğer yapıyor. Hadi gelin şöyle güzel bir araba var. Gelin arabanın içine doğru gidelim. Evet şimdi tezgaha doğru geliyorum ama camdan geliyorum. Barış Usta kolay gelsin. Sağ olun hoş geldiniz. Hoş bulduk. Senin ne güzel bir tezgahın var, ne güzel bir araban var böyle ya. Çok teşekkür ederim sağ olun. Hayırlı işlerin olsun. Sağ olun. Barış Usta. Evet. Şimdi Diyarbakır ciğeri yapıyoruz. Aynen Diyarbakır usulü kuzu ciğeri yapıyoruz. Bizim ciğer. Baharatlamaya başladın sen onları bir anda. Özel bir baharatımızla hafif sosluyoruz. Izgıran da burada. Onları ızgırayla buluşturdun. Bir porsiyonda kaç şiş var? Usta? Bir porsiyonda 4 şiş var abi. 4 şiş. Şu an 2 porsiyon arttı. Biz bunu perdeli olarak yapacağız. Perdeli ciğer. Evet. Diyarbakır has özelliklerden biridir o da. Diğeri yarım pişirdikten sonra geri kalan yarım pişirmeyi de perdenin içinde yapacağız abi. Perdeye saracağız bir de öyle pişireceğiz aynen değil mi? Aynen öyle abi. Gömlek yağını da açtın öyle oraya sen bir güzel. Evet. Ciğeri yarım pişirdikten sonra. Ciğeri de böyle hafif hafif pişirdin. Evet. Perdemizi. Aslında perdeye bir işlem yapacaksın. Soğanla biber koyuyorum içine. Sebebi insanlar aradaki lezzet farkını ciğerin tadını bilmese bile soğanla biberden ayırt edebilsin diye. Onun da üzerine aynı şekilde baharatını ekliyorsun. Evet. Yarım pişmiş ciğeri alacaksın. İçinde tam pişireceğiz. Bak valla şeytanın aklına gelmez ha. Baksana ya. Heykel gibi oldu usta. Estağfurullah abi. Tekrar bir şişledi. Onu evet. Bağladın değil mi? Aynen öyle. Şimdi bu şekilde ne kadar pişecek? Gömlek yağı üzerinde eriyene kadar mı böyle? Kızarıklığı görürsünüz ya. Ben öyle dakika hesabı, kaşık hesabı bilmiyorum. Göz hesabı mı? Benim hep göz hesabı. Göz hesabı. Benim ezme salatam var. Biraz farklı işte müşteriler soruyor. Kaç kaşık kullanıyorsun diye. Vallahi ben kaşık bilmiyorum. Ya. Valla atıyorum içine. Bam. Allah ne verdiyse. Aynen öyle. Hazır galiba. Evet hazır. Ben şimdi masaya doğru geçiyorum. Sen onu masada galiba. Aynen öyle. Bir operasyon yapacaksın. Aynen o zaman öyle. Hadi masada buluşalım. Haydi bismillah. Açılışı yapalım. Açılış konuşması yapacak mısın? Valla abi buna var ya böyle konuşmaya falan gerek yok. Direkt yardıralım. Haydi baksana bismillah. Ya. Yakından bir gir abi. Ciğerin en güzel hali abi. Ulan mis gibi kokuyor ya. Bir de tadına bakın bakayım. Şöyle soslanmış ekmeklerimizle kıtır kıtır. Şöyle Barış Usta. Güzel bir şey hazırlayalım değil mi? Hazırlayalım. Şimdi ben başlıyorum. Sen usulde yanlışlık yaparsan söyle bana. Şöyle aldım. Aynen abi. Şöyle alıyoruz abi. Tek şiş aldım. Bir şiş daha mı alayım? Alırsan bol olsun ya. Ekmeği az yiyelim, ciğeri bol yiyelim. Olsun tamam. Bir şiş de şöyle aldım. Tabii. Çatal var ama ben çatal kullanmıyorum. Çatala gerek yok abi. Aynen şöyle öyle ben. Abi. Lezzet burada ya. Lezzet şu burada. Parmaklarda. Ben şöyle soğandan biraz attım. Şöyle bir iki parça daha atayım. Tamam. En güzel. İsotlu tamam. Közlenmiş soğanım var. Girer mi içine? Bilmiyorum. 10 numara. Şöyle çok böyle tadını önüne geçmeyelim. Tamam. Şöyle atalım. Afiyet olsun. Diğerini çatalla yiyebilirsin. Tamam. Ben şöyle bunu bir güzel tamam. Sıktım. Şimdi yemeğe... Allah bak. Düştü şunu atayım kendine. Barış Usta'm. Bu böyle iki porsiyon dedik ama bir porsiyon ne kadar? Bir porsiyonda 4 şiş var. Perdeli ciğerin porsiyonu 70 lira. Sade ciğerin porsiyonu 60 lira. Beraber başlayalım. Hayırlı bismillah. Eline koluna sağlık. Ama o perdenin de tadı ciğeri işlemiş biliyor musun? Abi o yüzden bu soğanla biberden bile fark ediliyor yani. Şahane olmuş. Şimdi bu ciğere devam edelim. Ustacığım eline koluna sağlık. Afiyet olsun. Bir sonraki durakta da görüşürüz.
Evet, şimdi Bursa'da Yoncalı Havuz Caddesi'nde İnci Pide'nin karşısında meşhur kadayıfçı Hasan Usta'nın yanına geldim. Şöyle tezgaha doğru gidelim. Hasan Usta'nın kolay gelsin. Sağ olun. Elinde çayınla yavaş yavaş şöyle tatlıları da bitirmişsin. Evet. Nasibimiz var, yetiştik. Evet. Kısmet şöyle nasip. Evet. Yakından da görelim abi, evet, kadayıfı. Bir sıra kadayıfın kalmış abi. Evet, evet. Sana abi, kaç yıldır sen buradasın? Ben 82'de başladım. 40 yıl oldu. Kendim yaparım. Hiç şikayet yok. Tamamen doğal. Her gün kendimle yerim. Doğal şey, kilo yapmaz. Ay işte görüyoruz halimi. Her gün de tatlı yerim. Hiçbir zararını görmedim. Doğal şey, sağlıklı gıda ne kilo yaptırır ne sağlığını bozar. Hiç de doktorla hastaneye işim olmadı. Yaşım 64. 22 yaşında başladım. İki yengeniz oldu. Fazla bir şey olmadı. Hasan abi, şimdi bir taraftan da çayını üzümlüyorsun. Evet. O çay tatlısız gitmez diyelim. Bir porsiyon tatlı alalım mı? Tabii, ikram edeyim ben. Bir porsiyon da senin şu güzel tatlından, evet, alalım abi. Evet. Hasan abi, her gün burada mısın sen? Her gün buradayım. Her gün, haftanın her günü. Her gün buradayım. 11 gibi açıyorum. Bitti mi evime giderim. Çoğu zaman erken biter. Varsa beklerim 5'e kadar. Her gün aynı müşteri. Herkes memnun. Yemeyen pişman mı abi? Yemeyen pişman. Hasan abicim, şimdi bunun bu şekilde fiyatı ne kadar bir tabak tatlı? 20 lira şu an. 20 lira. Evet. Abi ben o zaman bunun bir tadına bakayım. Eline, evet, koluna sağlık. Afiyet olsun. Hayırlı işlerin olsun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Hasan Usta'dan şöyle güzel bir kadayıf aldım. Bir de onu böyle lokmalık lokmalık ayırdı. Ben şimdi güzel bir lokma atıyorum. Hakikaten söylediği gibi çok hafif. Şerbeti o kadar kararında ki. Bir de böyle yumuşacık. Üstü çıtır çıtır, içi yumuşacık ya. Şahane bir tatlı. Bence sokak lezzetlerinin çok güzel bir kapanışı oldu bu. Hasan Usta'yı da böyle yoldan geçerken tesadüfen gördük. Hasan abicim, ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Vallahi şahane. Gerçekten çok güzel. Ellerine kollarına sağlık. Ben şimdi bu tatlıya devam edeceğim ama yavaş yavaş da videoyu kapatıyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamını gelmek istiyorsanız yorumlarınızla bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.